Evet arkadaşlar, bugün 20. yüzyıl başlarında dünya ünitemize devam edeceğiz ikinci bölüm olarak. Geçen hafta 1929 dünya ekonomik krizine kadar konularımızı getirmiştik. Bugün ünitemizi tamamlamaya çalışacağız. Diyelim ve yolumuza devam edelim. Şimdi 1929 dünya ekonomik krizi namı değer Kara Perşembe olarak algılanıyor. Ya o kadar kolay sorular soruyorlar ki arkadaşlar, bu dersten çekinmenize gerek yok. Daha önceki yıllarda sordular. 1929 dünya ekonomi krizinin diğer adı nedir? Kara Perşembe ya. Ve yine sordular. Bu kriz nerede başladı? Bu kriz Amerika Birleşik Devletleri'nde. New York borsasının arkadaşlarım dip yapmasıyla başlıyor sanayi ülkelerinde. Daha sonra tüm tarım toplumlarında, tarım ülkelerinde de kendisini gösteriyor. Yani bu kriz patlak verdiğinde arkadaşlar 4,5 milyar dolar bir gecede ne oluyor? Yok oluyor, uçuyor. Yine ortaya bir işsizler, evsizler, yurtsuzlar güruhu çıkıyor. Psikolojik sorumlu bir grup ortaya çıkıyor. İnsanlar holdinglerini kaybediyorlar. Yatlarını, katlarını, işlerini kaybediyorlar. E tabii ki bütün bunları kaldırmak pek de kolay bir iş değil. Peki bu krizin nedenleri nelerdir? Şimdi bu krizin nedenlerinin başında tabii ki Amerikan ekonomisinin %50'sinin büyük holdinglerin elinde olması. Bunlar irili ufaklı arkadaşlarım yaklaşık 200 tane şirketten oluşuyor. Bunlardan bir tanesi iflas ettiğinde domino etkisi yaratıyor ve bu diğerlerini de etkiliyor. Yine Amerikan bankacılık sisteminin yetersiz olması bazı açıklardan dolayı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu kredileri geri toplayamaması, buna dikkat edin. Evet, bu dönemin kreditör devleti Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri, evet, diğer gelişmekte olan ülkelere kredi olanağı sağlıyor. Ancak daha sonra bu kredileri geri toplanamayınca kendisine de bir para sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ve tabii ki dönemin Amerikan yönetiminin krizle ilgili önlemleri zamanında ne yapamaması? Alamaması. Yani geç kalıyorlar. Hocam ne kredi ne önlemi alacaklardı? Kolay. Alacak oldukları önlemin adı belli arkadaşım. Müdahale, devlet müdahalesini gerçekleştirmek. Gerçekleştiriyorlar ama gençler geç kalıyorlar. Devam edelim. Yine Almanya'da hiperenflasyonun ortaya çıkması. Ya öğretmenim, durup giderken mi Almanya'da hiperenflasyon ortaya çıkıyor? Hayır. Bu Almanlar Versay Antlaşması'nın kendilerine yüklenen savaş tamirat borcunu aşabilmek için, ödeyebilmek için aşırı miktarda para basıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu yeni para basımı Alman para birimi markın o dönemde hızla değer kaybetmesine sebep oluyor. Ya, o dönemde bakın 1 litre süt alabilmek için bir Alman vatandaşı markete 221 milyon markla gidiyor. Çuvallar dolusu para. Yani artık öylesine para değersizleşiyor ki Almanlar bu dönemde bu banknotları, markları arkadaşlar ısınma ihtiyaçlarını giderebilmek için sobalarda yakmaya başlıyorlar. Yine İngiliz para birimi pound'un aşırı değer kazanması bu krizin patlak vermesine etkili olmuş. Şimdi bu arada arkadaşlar, bu krizin nedenlerinden çok krizin Türkiye'ye etkileri üzerinde duracağız. Yani o bize soruluyor. Bu arada şu uyarıyı sakın göz ardı etmeyin. Bu krizi bitirebilmek için Amerikan Başkanı Roosevelt tarafından ortaya atılan New Deal. Yani bak, buna dikkat edin. Burası önemlidir. Yeni anlaşma denen programda bir işe yaramamış. Bak, ne SSCB Lenin'e, New Deal kime? Amerika Birleşik Devletleri'ne aitmiş diyelim ve oradan arkadaşlar krizin asıl bize soru verebilecek yerlerin başında gelen konuya bir bakalım. Krizin Türkiye üzerindeki nelerin etkili? Bir defa arkadaşlar, korumacı, iktisatçı ekonomi politikası benimsendi. Yani biz de zorunlu olarak bunu Atatürk dönemi devrimlerinde görmüşüzdür. Devletçilik ilkesi benimseniyor. Gümrük tarifeleri yükseltiliyor. Türk parasının değerini koruma kanunu çıkartılıyor 1929'da. Yine yerli malı haftası arkadaşlar resmi olarak kutlanmaya başlıyor. Buna dikkat edin. Yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı mantığı buradan geliyor zaten. Ve önemseyin, dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özan tarafından Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruluyor. Arkadaşlar bakın, bu
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti ciddi çalışmalar da yapıyor. Özellikle İHAP Hulusi öncülüğünde bir takım afişe çalışmaları yapılıyor. İşte yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı. İşte yerlisi varken yabancısını kullanma, paranı çarçur etme, üzüm, fındık, incir ye, hem sana yarasın, hem bana yarasın, bir avuç fındık, bir avuç sağlık gibi böyle yerli malı kullanılmayı özendirici bir takım afişe çalışmaları yaptığını biliyoruz. Yine bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruluyor. Ve yine Türk Ofis açılıyor. Arkadaşlar buna dikkat edin. Bakın bu Türk Ofis'in özelliği şu. Dışarıya gönderecek olduğumuz malların belli standartlarda olmasını sağlayan ofistir bu. Ve yine kirilink, yani takas sistemine geçildi arkadaşlar. Yani ne demek kirilink? Malını satın alanın malını satın alma demek. Ortada para yok. Bakın bu dönemde Türkiye'de yapılan birçok sanayi dönüşümü kirilink sistemine yapılmış. Mesela 1. 5 yıllık sanayi kalkınma planının arkadaşlar teknik desteğini Rusya'dan alıyoruz. Ruslar geliyorlar bize fabrika yapıyorlar. Biz onlara bu fabrikaya karşılık onlara işte Çukurova'nın pamuğunu, Ege'nin incirini, Karadeniz'in çayını ve fındığını veriyoruz. Veya işte Çukurova'nın narinciyesini veriyoruz. Bunlara ne yapalım? Dikkat edelim diyelim. Ve oradan yine önemli bir konu da Avrupa'da totaliter, yani baskıcı rejimlerin ne yapılması, kurulması. Bunlardan kasıt faşizm ve nazizm. Bakın arkadaşlar, Cemil Meriç bunları çok güzel aslında anlatıyor. Bunların ikisi de diyor savaşın çocuklarıdır. Savaşların ardından toplumsal beklentinin gerçekleşmemesi üzerine bir kin, bir nefret, bir öfke anıdır. Peki bu totaliter rejimlerin ortaya çıkma nedenleri nelermiş? Öncelikle ona bir bakalım. Nedenleri olarak neleri göstereceğiz? Tabii ki bunların başında bakın, bunlar psikolojik eylemlerdir. Dikkatli olun, zor değil bunlar. Çok kolay gençler. Aşağılanmışlık duygusu. Yani bir toplumda aşağılanmışlık duygusunun yaygınlaşması beraberinde çok büyük sıkıntıların yaşanmasına neden olur. Yoksulluk ve yolsuzluğun artması. Tahammül sınırlarını artık zorluyor. Ve yine toplumsal beklentilerin gerçekleşmemesi gösterilebilir arkadaşlar. Bakın savaşlar ister başarılı olsun ister başarısız olsun muhakkak toplumsal bir beklentinin oluşmasına neden oluyor. İşte o toplumsal beklenti gerçekleşmediği an toplumsal yapıdaki arkadaşlar o milliyetçi kanat birdenbire güme kazanacak. Ve şuna dikkat edelim gençler. Evet, uyarı dedik. Avrupa'da ilk totaliter rejim neredeymiş? İspanya'da Franco ile birlikte. Soru değeri var arkadaşım. Çat diye sorar, ne olduğunu bile anlamazsın. Ve hemen İtalya'ya bakıyoruz. İtalya'da faşizm. Yani bu totaliter rejim niye doğuyor? Arkadaşlar bakın. İtalya, şimdi dikkat edin. Birinci Dünya Savaşı'nın galibi olmasına rağmen bu savaştan istediğini ne yapamadı? Alamadı. Yani toplumsal beklentini yapmadı. Gerçekleşmedi. Hele hele Paris Barış Konferansı sırasında bunu hatırlamanız gerekiyor. Müttefikleri İngiltere ve Fransa tarafından çok pis bir şekilde aşağılanıyorlar. Hatırlayalım. Daha önce Saint-Jean de Maurienne Antlaşması'yla İtalyanlara verilmiş olan İzmir ve çevresi Paris Barış Konferansı sırasında İtalyanlardan alınmış. Kime verilmişti? Yunanlara verilmişti. İşte bütün bu yaşananlar İtalya'da arkadaşlar milliyetçi kanadın güçlenmesine sebep oluyor. Ve tarihler 1922'yi gösterdiğinde kara gömleklerinde desteğini alan Benito Mussolini, yani namı değer Duce iktidara geliyor. Ve iş hukukunda bir takım düzenlemeler yapılıyor ve korporatizmi getiriyor. Ya bu ne demek? Bu ekonomi ve sosyal yaşamda devlet denetimini kolaylaştıran bir yapılanma arkadaşlar. Korporatizm. Ve Mussolini siyasetine gençler buna çok dikkat edin. Eski Roma İmparatorluğu'nun topraklarını geri alma. Ve Mare Nostrum, Akdeniz bizim deniz anlayışı üzerine kuruyor. Bunu Milano mitingi sırasında söylüyor. Bakın bunu es geçmeyin arkadaşlar. Eski Roma İmparatorluğu'nun topraklarını geri alma. Bu ne demek? Bunu Milano mitingi sırasında İtalyanların onurunu yükseltmek, onları belli bir alana kanalize edebilmek için ortaya atıyor.
Ya ne demek bu? Mezopotamya, Anadolu, Balkanlar, Akdeniz, Avrupa'nın büyük bir kısmı, Afrika sahilleri eski Roma İmparatorluğu'nun toprakları içerisindedir. Bakın sizi şimdi bir yere çekeceğim. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Hatta şurayı alayım şuradan. Şurayı alayım. Şuradan. Bunu size şurada bir şematize etmeye çalışayım. Ne olduğunu bir görün arkadaşlar. Yani bu Akdeniz, bizim deniz ne demekmiş bir görün bakalım. Ya da eski Roma İmparatorluğu'nun topraklarını geri almak ne anlama geliyormuş. Şimdi şurası İtalya olsun. İtalya. Ve bu adamlar Roma İmparatorluğu'nun topraklarını geri almayı düşünüyorlar. Peki Roma, eski Roma Balkanlara sahip miydi? Sahipti. Güzel. Balkanlar Roma'nındır. Peki eski Roma Akdeniz'e sahip midir? Sahiptir. Peki eski Roma Orta Doğu'ya sahip midir? Sahiptir. Lütfen dikkat et. Şimdi İtalya Balkanlara doğru yayılmacı bir siyaset izlediğinde Balkan devletlerinin güvenlik sorunu ortaya çıkıyordu, değil mi? Hatırlayın Atatürk dönemi dış politikayı. Bunun üzerine 1934'te Tayyar kardeşler tarafından ne kuruluyordu? Balkan Ant. Biraz da olaya böyle bakmak gerekiyormuş demek ki. Yani İtalya'nın, Benito Mussolini'nin bu yayılmacı siyaseti, Akdeniz bizim deniz, Mare Nostrum, eski Roma İmparatorluğu'nun topraklarını geri alma siyaseti Balkan Antantı'nın kurulmasına sebep olmuş. Aynı İtalya'nın Akdeniz'e doğru yayılmacı bir siyaset izlemesi ise 1936'da bu sefer Akdeniz Paktı'nın yapılmasına neden olmuştu. Atatürk döneminde hatırlayalım. Ya demek ki asıl mesele buymuş. Yani Benito Mussolini'nin bu siyasetiymiş. Peki bu İtalya Orta Doğu'ya doğru yayılmacı bir siyaset izlediğinde bu sefer Orta Doğu devletlerinin güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin öncülüğünde 1937'de arkadaşlar Sadabat Paktı'nın kurulmasına neden oluyormuş. Ha, demek ki bu Atatürk dönemi yapılan paktları, antlaşmaların altında yatan gerçeklerden bir tanesi İtalya'nın Mussolini'ye dayalı bu politikasının olduğunu göz ardı etmeyin. Şimdi bence Atatürk dönemi dış politikanın o konularını daha iyi kavramış olursunuz. Ve arkadaşlar sınavlarda sordukları zaman Mare Nostrum nedir diye soruyor. Kime ait diye soruyor. Ve Scala Nutku ünlüdür bu arkadaşlar. Enteresan bir adam Benito Mussolini. Diyor ki sürekli barış iyi bir şey değildir diyor. Toplumu uyuşturur diyor. Toplumu zinde tutmanın tek bir yolu vardır. O da sürekli savaşmaktır. İnsanlar ancak savaş sırasında hayati kararlar alırlar ve bu kararları uygularlar. İnsanların savaşlar haricinde aldıkları kararların hayati bir önemi yoktur diyen birisidir. Ve hemen ardından Habeşistan'a da saldıracaklar bu adamlar. Şimdi İtalya dendiği zaman arkadaşlar neleri bileceğiz? Benito Mussolini, yani namı değer Duce varsa bu İtalya ile alakalı. Kara gömlekler varsa İtalya. Korporatizm varsa İtalya. Eski Roma İmparatorluğu'nun topraklarını geri alma ve Mare Nostrum ve Scala Nutku varsa bu burada bahsedilen nedir? İtalya'dır. Haberiniz olsun diyelim ve yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Almanya'da nasyonel sosyalizm, yani nazizmle yolumuza devam edelim. Yine Avrupa'da kurulan totaliter rejimlerden bir tanesi de buydu. Şimdi Almanya'da nasyonel sosyalizm neden güçleniyor? Bunların başında tabii ki Almanya'da Birinci Dünya Savaşı'nın mağluplarından bir tanesi. Ve özellikle imzaladıkları arkadaşlar Versay Antlaşması'yla çok aşırı ekonomik ve askeri kısıtlamalara maruz kalmışlar ki Alman toplum bunu Versay hiçbir zaman ne yapmayacak? Kabullenmeyecek. Ve tabii ki bu ekonomik ve askeri kısıtlamalar Alman toplumunda aşağılanmışlık duygusunun hızla yaygınlaşmasına ve milliyetçi kanadın hızla güçlenmesine neden oluyor. Bu anlamda arkadaşlar
1918'de bir ordu emeklisi Adolf Hitler National Socialist İşçi Partisi'ne üye oluyor. Sadece üye oluyor arkadaşlar. Biz buna kısaca Nazi Partisi diyoruz. Ama kısa sürede orada etkinliğini artıyor ve 1923 senesinde iktidarı devirmek için bir darbe girişimi yapıyor. Ama bu darbe girişimi başarısız ve bir yıllık bir hapis hayatı var. İşte o hapis hayatı yıllarında Mein Kampf dediğimiz Kavgam, ülkemizde Kavgam isimli bilinen eserini yazıyor. Ve Adolf Hitler 1924 senesinde Alman parlamentosuna girmeyi başarıyor. 1932 senesinde iktidara geliyor ve komünistleri parlamentodan uzaklaştırıyor. 1934'te artık Adolf Hitler devlet başkanı oluyor. Yani artık ona ne diyeceğiz? Führer diyeceğiz arkadaşlar. Bak, Duce Benito Mussolini'ydi. Führer kim? Adolf Hitler. Ve Nazi Partisi siyasetini 3 temel üzerine kuruyor. Bunlardan bir tanesi temelde Alman ırkını üstün saymak. Alman ırkının üstünlüğünü savunuyor. İkincisi Çingene, Yahudi ve komünistlerin varlığına son vermek ve tabii ki Versay Antlaşması'nı yok saymak. Aslında bu dönemde arkadaşlar Alman toplumunun istenci bu. Bunları ön plana çıkartabilecek her kim olursa Enon'un o Alman toplumu tarafından zirveye taşınacaktı ki Adolf Hitler de öyle oluyor. Bu arada arkadaşlar bakın minik bir hatırlatma yapalım burada. Nazizm, faşizmin devlet ideal ve ebedidir anlayışının yerine üstün ırk kavramını ön plana çıkarmış. Yani faşizmle nasyonel sosyalizm arasındaki fark budur. Ve bu dönemde Almanların dış politikası Alman hayat sahasıdır. Kesinlikle arkadaşlar bu terimi bilmeniz gerekiyor. Sınavda sana bunu sorar. Hocam nedir Alman hayat sahası? Alman hayat sahası mevcut toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğini, Almanya olmayan toprakların da Almanya'ya katılması gerektiğini savunan bir dış politikadır. Adolf Hitler tarafından ortaya atılan. Ve dikkat edin arkadaşlar, bu politikanın kesinlikle sınırları belli değil. Hiç, belki de içerisinde Türkiye bile var. Ve yine Adolf Hitler arkadaşlar bu dönemde elini güçlendirebilmek için Adolf Hitler okullarını kuruyorlar. Orada koşulsuz itaat üzerine bir eğitim veriyorlar. Yine aynı dönemde SA denen hücum kıtalarını, SS denen savunma kıtalarını ve Gestapo denen Alman gizli polisi kuruluyor bu dönemde. Ve yine hatta Almanya'da nasyonel sosyalist düşüncenin haricinde herhangi bir düşüncenin yaygınlaşmasını engelleyebilmek için Berlin Meydanı'nda on binlerce kitabı yaktırmaktan da geri kalmıyor Adolf Hitler. Ve arkadaşlar bakın burada bir uyarımız var. Adolf Hitler'in Alman ırkının üstünlüğü tezini 1936 Münih Olimpiyatlarında sona erdiren kişi ABD'li siyasi atlet Jesse Owens'tır. Bu adama dikkat edin. Gerçekten adeta Adolf Hitler'i Berlin Olimpiyat Stadyumu'na gömen adamdır arkadaşlar Jesse Owens. Ve 1938 yılında arkadaşlar önemseyin bunu. Almanya'da Yahudi karşıtlığına dair yapılan gösterilere kristal gece denir. Artık bakanlık kitaplarında bunlara yer veriyor. Ve Adolf Hitler toplumsal beklentiyi yerine getirmek için hemen harekete geçiyor. Versay Antlaşması'na aykırı olarak Saar bölgesini ki referandum yapılması gerekiyordu. Referandumu erken bir tarihte yaptırıyor ve kendine bağlıyor. Ren bölgesini silahlandırıyor. Asker sayısını artırıyor. 150 binden 350 bine, hemen ardından 550 bine. Ve seri olarak arkadaşlar savaş uçağı üretimine geçiyor. Çekoslovakya'dan Sudet'i istiyor. Niye? Çünkü bölgede Sudet'te 4,5 milyon Alman'ın yaşadığını ileri sürüyor. Bu da doğru. Yine Avusturya'ya ilhak etti. Bu ilha birleşmeye biz Holocaust diyoruz. Bu terime dikkat edin. Bakın şuradakiler arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleridir. Haberiniz olsun. Ve zaman zaman sorularda karşınıza çıkar. Almanya'nın sorumlu olduğu bölgeler. Ren bölgesi var arkadaşlar. Almanya ile Fransa arasındaki sorumlu bölgedir. Saar bölgesi yine Almanya ile Fransa arasındaki sorumlu bölgedir. Ve yine
Danzig bölgesi var. Danzig bölgesi, dikkat edin, Almanya ile Polonya arasındaki sorunlu bölge ve Sudet bölgesi arkadaşlar, yine Almanya ile Çekoslovakya arasındaki sorunlu bölgedir. Ve bu anlamda arkadaşlar bakın, Adolf Hitler 4,5 milyon Alman'ın yaşadığını, ileri sürdüğü Sudet'i Çekoslovaklardan istiyor ama Çekler buna hayır deyince Adolf Hitler bölgeyi işgal etmekle tehdit ediyor. Bunun üzerine ilgili devletler, yani kim? İngiltere, Fransa, Çekoslovakya, Almanya ve İtalya 1938'de Münih Konferansı'nı topluyorlar ve onun Münih Konferansı'nda, ben basitçe ifade edeyim, Adolf Hitler söz hakkı kendine geldiğinde diyor ki, bana Sudet'i veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Hepinizin aklından şu geçiyor, vermiyoruz derler ama değil, veriyoruz diyorlar. Niye? Dönemin arkadaşlar etkin devleti İngiltere'dir. Ve İngiltere'nin uyguladığı bir politika var. Biz buna yatıştırma politikası diyoruz. Up the sample politikası. Ya hocam bu ne demek? Geçen sene aynen böyle anlattım ve bu şekilde sordular. Kısaca arkadaşım, aman savaşlar çıkmasın politikasına ben yatıştırma politikası diyorum. Bu kadar. Demek ki İngilizler tarafından ortaya atılan aman savaşlar çıkmasın politikasının adına biz ne diyormuşuz? Yatıştırma politikasıymış. Ya bunun terimsel tanımı ne? İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain bu ismi bil. Sorar. Yatıştırma politikası kim tarafından ortaya atılmış? Neville Chamberlain tarafından. Peki özelliği ne? Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dengelerin arkadaşlar korunmasını ne yapıyor? Savunuyor diyelim. Ve bakın 2019 lisans sınavında bunu sordular. Çağdaş'ın soruları genellikle böyle oluyor arkadaşlar. Ama bu yatıştırma politikası uzun süreli olmayacak. Almanya'nın Çekoslovakya işgaliyle sona eriyor diyelim ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir konuyla yolumuza devam ediyoruz. Uzak Doğu'nun yükselen yeni yıldızı Japonya. Evet. Şimdi bu dönemde Japonya dendiği zaman karşımıza kim çıkacak? İmparator Musehito. 1867'de devletin başına geçiyor. Musehito arkadaşlar, aklında kalmıyorsa ona Mutlu Hito de gitsin. Neymiş? Mutlu Hito. Aynı zamanda Musehito Aydın Kral olarak da bilinir. Ne olarak biliniyor? Aydın Kral olarak. Bana göre Japonya'nın Atatürk. Yani Mustafa Kemal Atatürk bu memleketin modernleşmesi için neler yapmışsa bu Musehito'da arkadaşlar ya da Mutlu'da aynı şeyleri tabi 1867'de Japonya için yapıyor. Onunla birlikte arkadaşlar Meiji Restorasyon dönemi başlıyor. Ya Meiji Restorasyon dönemi basitçe şöyle aklına kalsın, bu sana yetiyor zaten. Japonya'nın modernleşme sürecine verilen isimleri arkadaşlar. Ve bu dönemde başkent Kyoto'dan Edo'ya taşınıyor. Daha sonra Edo'nun adı değiştiriliyor. Tokyo oluyor. Doğu'nun başkenti olarak biliniyor. Edo, Tokyo. Doğu'nun başkenti. Peki bu Meiji Restorasyon döneminde neler oluyor? Bunlara bir bakalım. Bir defa feodalizm, şogunluk dediğimiz derebeylik sistemine son veriliyor. Meşrut monarşiye geçiliyor. Yeni bir anayasa yapılıyor. 1870'te ilk demir yolu yapımı başlıyor Japonya'da. Ve ilk gazete çıkartılıyor arkadaşlar yine 1871'de. Avrupa ve Amerika'ya öğrenci gönderiliyor. Modern bir kara ordusu ve donanma kuruluyor. Tabii ki bunlar da yapılırken İngiliz Kraliyet donanması örnek alınıyor. Yine posta, telgraf, yeni para sistemi uygulamaya konuluyor. Ve kısa sürede bu atılımlar neticesinde Japonya'da sanayi gelişmeye başlayınca tabii ki Japonya'nın ham madde ve pazar arayışı başlıyor. Bunun üzerine hemen karşı kıtaya geçmek zorunda. Japonya arkadaşlar nereyi? Kore ve Mançurya'ya saldırıyor. İşte Japonya'nın bu önemi öncelikle arkadaşlar bölgede gözü olan Japon-Çin mücadelesinin başlamasına sebep oluyor. Ve 1894-95 sürecinde yapılan bu savaşları kim kaybediyor? Çin kaybediyor ve Uzak Doğu'da yavaş yavaş Japon etkinliği artmaya başlıyor. Yani Japoncuklar
anakara parçaya basıyorlar. Tabii Japonların bu bölgede etkin hale gelmesi kuzeydeki Rusların dikkatini çekiyor. Çünkü Ruslar bu bölgede Japonları istemiyorlar. Bunun üzerine 1804-1805 savaşları başlıyor. Ama bu küçük adamlar, bu dev adamları yenmeyi başarınca bir anda arkadaşlar Uzak Doğu'da Japoncuk etkisi kendisini gösteriyor. Yani artık Uzak Doğu'nun en güçlü devleti kimdir? Bunlardır. Tabii ki Japonya'nın bu bölgedeki bu etkinliği arkadaşlar bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin de dikkatini çekecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bölgede neler kurmanın peşinde? Üsler kurmanın peşinde. Bu mücadele Pearl Harbor baskınına, ardından da Japonya'ya arkadaşlar iki büyük atom bombasının atılmasına kadar gidecek. Bunu ilerleyen derslerde bahsedeceğiz. Japonlar bu dönemde arkadaşlar yeni düzeni savundular. Yani dediler ki Asya Asyalılarındır. Yani hey siz Avrupalılar, siz Asya'yı sömüremezsiniz. Orayı ancak biz sömürebiliriz mantığıdır bu. Ve sarı ırkın üstünlüğünü savundular. Neyi savunmuşlar? Sarı ırkın üstünlüğünü. Bakın arkadaşlar, bunu sorduğu zaman sana nasıl soruyor? Bir defa İmparator Musuhito'yu veriyor. Meiji Restorasyonu diyor, Tokyo diyor. Şunların açılımlarını bile sormaz arkadaşlar. Ama yeni düzeni savunanlar kimler? Japonlar. Asya Asyalılarındır diyenler kimler? Japonlar. Sarı ırkın üstünlüğünü savunanlar kimler? Japonlar. Kore'ye, Mançurya'ya saldıranlar Japonlar. Bakın bütün bunları topladığınızda, yani İtalya'nın yaptıkları, Almanya'nın yaptıkları ve Japonya'nın yaptıkları hızla toplumları yeni bir savaşın eşiğine doğru sürüklüyor ki biz o savaşa ne diyoruz arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı diyeceğiz daha sonraki dönemde. Şimdi İki Dünya Savaşı arası dönemde dünyada meydana gelen sosyo-kültürel ve bilimsel gelişmelere şöyle bir göz atalım, karşımıza çıkabiliyor. Çünkü bunu sorabiliyorlar. Diyorlar ki hangisi diyorlar işte iki savaş arası dönemde meydana gelen gelişmelerden biridir veya değildir. Bir defa iki savaş arası dönemde arkadaşlar kitle kültürü gelişmeye başlıyor. Bunun içerisinde mimari alın, şehircilik anlayışının Bauhaus şeysi gelişiyor mesela, mimari tarzı gelişiyor. Petrol ve elektrik günlük yaşama giriyor. Artık kıtalar arası deniz yolculukları lüks gemilerle yapılmaya başladı. Havacılık teknolojisi gelişiyor ve artık uçaklarla yolculuklar yapılmaya başlanıyor. Dönemin en etkili iletişim aracı arkadaşlar şu anda radyo. Radyo konuşan basın. Al bak buraya yazdım. Sorar ya, iki savaş arası dönemde konuşan basın olarak bilinen iletişim aracı hangisidir diye sorar. Ben bunu sordum, sinema dediler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve sinema arkadaşlar önemli kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Hollywood filmleri ön planda. Yani daha çok bunlar arkadaşlar hep siyasi propaganda amaçlı şeyler. Ve bu dönemde arkadaşlar gerçekten ön plana çıkan bir isim var. Kim? Charlie Chaplin. Charlotte tiplemesi meşhurdur. Sessiz filmleri. İşte sanayileşmeyi eleştirdiği modern zamanlar. Adolf Hitler'i arkadaşlar eleştirdiği Büyük Diktatör isimli sessiz filmleri ses getirmiş. Yine bu dönemde ilk kez FIFA Dünya Kupası yapılıyor Uruguay'da. Ne zaman? 1930'da. Bu mizaha da önemseniyor bu dönemde arkadaşlar. Bakın Tintin, Barbar, Popeye yani Temel Reis, Superman gibi çizgi kahramanlar bu dönemin elleri arasında. Yine bu dönemde 1921 senesinde verem aşısı bulunuyor. 1928'de C vitamini bulunuyor. Bunu çok soruyorlar. Penisilin bulunuyor. Tarih biliminde Annales Ecole'ü Mark Bloch'la birlikte ön plana çıkıyor. Edebiyat alanında Ernest Hemingway, Franz Kafka, James Joyce, John Steinbeck önemli ürünler veriyorlar. Özellikle gazap üzümleri arkadaşlar. 1929 dünya ekonomi bunalımını anlatıyor. Yine resimde arkadaşlar sürrealizm akımı doğuyor. Sürrealizm, gerçek üstücülük. Yani bu akım rüya ve korkularımızı öne çıkaran gerçek dışı şekilleri, baskıcı ortamı, kaba ve anlamsız ortamı temsil ediyor. Bunun en önemli temsilcisi arkadaşlar Salvador Dali'dir. Bak bunu sorarlar. Sürrealizm
ve Salvador Dali. Yine İspanya'nın Malaga şehrinde doğan bu akımın içerisinde Pablo Picasso var ki bizimle birlikte. En tanınmış eseri Guernica. Dikkat edin, bunun da soru değeri var. Evet, Alman Hava Kuvvetleri 1937'de İspanya'ya ait Guernica kasabasını bombalıyor. Picasso da, Pablo Picasso da bunun tablosunu yapıyor. Bu tabloya hayranlıkla bakan yıllar sonra Alman generali bunu siz mi yaptınız diye soruyor. Picasso'ya hayır efendim diyor, bunu siz yaptınız diye güzel bir cevap veriyor diyelim ve bu ünitemize burada noktayı koyalım.